Orta Medya ve Seydi Şehir Haber Ortak Yayın'dan merhabalar. Şehir ve gündem programlarına yeniden start veriyoruz. Bugün e, Şehir Haber Genel Yayın Yönetmeni sevgili Fahri abi ile beraberiz. Fahri abi ilk programımıza hoş geldin. Sağ olun. Ee, bizi izleyen herkese e, Haber ve Nota Medya olarak hayırlı akşamlar. Belki akşam saatinde de izlenmeyebilir, gündüz saatinde de izlenebilir. Tabii tabii. Ee, Hayırlı günler diliyoruz ee, Bu ilk programımız Buyurun Şimdi e, yaklaşan bir yerel seçimler var Önümüzdeki haftalarda da Yine yayın periyotlarımıza devam edeceğiz Zaman zaman konuklar alacağız Zaman zaman birlikte Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Programlarımıza devam edeceğiz Bu ilk yayınımızda Yerel seçimleri Seydişehir üzerinde yerel seçimleri Adaya adaylık sürecini e, Tabii dünyanın ve ülkemizin genel gündemi İsrail-Filistin savaşları, bunları ele alacağız. İlçemizdeki eğitim sorunları, işte son CHP kongresini seydişer yansımlarını e, gündemdeki konuları ele alarak başlayacağız. İlk gündemimiz e, İsrail-Filistin savaşı olsun. E, hatta yakın zamanda senin İHA ile birlikte e, Adana'ya ilçe düzeyine gittiğini de biliyoruz abi oradaki izlenimlerini ve İsrail-Filistin savaşı ile ilgili görüşlerini alarak başlayalım. Evet. E, buradan e, biz bu programa daha öncelerden başlayacaktık ama 7 Ekim'de e, Kassam Tu başlatmış olduğu Aksa Tufan hareketiyle Türkiye ve dünyadaki bütün yani erdemli insanlar bu olaya kilitlendi. Şimdi e, bu olay Türkiye'de tabii ki çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Ama bizim e, değerlendirme ölçümüz bellidir. Yani e, burada bizim ilk kıblemiz. Ondan sonra e, burada Müslümanlar Yahudilere karşı savaşıyorlar. Bu açıdan olaylara bakmamız gerekiyor. Olaylar e, tabii ki devam ederken şimdiye kadar e, Türkiye'de ve dünyada Yahudi ve Amerikan enformasyonunun baskılarıyla insanların çoğu bilgileniyor. Ve sosyal medyada da bu e, olayların akışı e, genel itibariyle işte insanlar bu noktada biraz daha detaylı ve derin bilgisi ve olmayınca olaylara bakışı işte sosyal medyanın yönlendirmesiyle oluyor. Biliyorsunuz yani şu anda Filistin'in kısa bir 3-5 cümlelik bir şey söylemek istiyorum. Filistin'in bulunduğu yer Osmanlı bizim topraklarımız ve aynı zamanda e, Hatta tapusunun da Hala Osmanlı Üzerinde olduğu söyleniyor Yani bu tarihi kayıtlarda belgeli olarak duruyor. Burası ne zamana kadar işte 1947'de e, İngiliz emperyalizminin Ondan sonra Yahudiler oraya yerleştirip Ve orada bir İsrail devleti kurduktan sonra İsrail devleti e, orada çıban başı Yani Olmuş oluyor Çekombaşı e, bir ülke... ...şimdiye kadar orada yaptığı şey... ...katletmek, insanları öldürmek... ...insanların evini, yuvasını... ...yurtunu... E, ...yıkıp bulundukları yerlerden sürmek... ...hep şimdiye kadar... ...70 yıldır hep bunu yapmış. Yani e, şu anda Hasan Tugayları... ...yani bu insanlar... ...hep öldürülmüş, sürülmüş, ...şehit edilmiş, ondan sonra... E, ...yurtta yurtlarından, yuvalarından... ...kovulmuş. Artık bu insanlar... E, ...onunlu bir şekilde... Demişler ki yani biz burada şimdi haber 70 yıldır hep ölüyoruz. En iyisi her zaman her gün ise bir kere ölelim diye. Böyle bir harekete hazırlan ve 7 Ekim'de müthiş bir şekilde İsrail'in şu ana kadar dünyada işte demir kutbesiyle, istihbaratıyla, ondan sonra askeri gücüyle çok güçlü olduğunu ve 70 yıldır yıldan bu da Arap bölgesine hiç yenilmeyen özelliğiyle hep böyle obuzlanan bir yapısı ve arkasında Amerika ondan sonra Batı İngiltere olduğu şeklinde bunu yani kendilerinin devleti gibi yani e, desteklediklerini şu anda daha iyi görüyoruz. Nasıl işte yenildiği anda ne ne oldu? İlk önce Amerika başkanı ziyaretlerine geldi. Geçmiş olsun ziyaretten. Arkasından İngiltere arkasından işte onu seven Yahudi uşakları geldi ama e, bu orçaklar yenildiğini görünce bunun e, ezilmişliği altında bunun kompleksi altında acımasızca işte e, 32 gündür orada hiç ayırt etmeden yani dünyadaki tarih boyunca erdemli insanların şey yaptığı bir e, savaş hukuku böyle bir savaşma hukukunu e, ayaklar altına alarak kadın, çor, çocuk, yaşlı demeden insanların üzerine Hiroşima'ya atılan e, atom bombasının 6-7-8 katı daha fazla Bomba taraf 10 binden fazla kardeşimizi şehit etti. Ben inanıyorum ki, Gazze'de Hazrede İsrail yenildi değil ve yeniliyor. Aslan Tugayları Allah onlara güç kuvvet versin. İsrail askerlerinin canını okuyor ve karşılarına çıkamıyor. Hiçbir İsrail askeri ama ne yapıyor bu havadan? işte hastaneleri, okulları, okulları ondan sonra böyle sivil insanların sığındıkları yerleri. Maalesef orantısız bir güç kullanım. Orantısız bir güçle işte biz de Türkiye'de Müslümanlar olarak Or. ya hanım başlatmış olduğu 5 e, Kasım'da böyle Amerika'nın incir örgüsünün kapatılması ve daha çok e, bu olayın e, o gün Amerikan Dışişleri Bakanı'nın geleceği günde bu olayı dünyaya duyurmak ve bir ses getirmek amacıyla başlatmış olduğu hmm. harekete Sedişehir'den destek omuz verelim payesiyle gittik. Yani başlangıç çok güzeldi. Konya'da işte İstanbul'dan başlayan Kayseri ondan sonra Konya ya programlar yapıldı. Aynı gün içinde ve binlerce araç İncirli'ye doğru yola çıktı ve biz büyük bir şeyle işte, neşe içinde veya diyelim coşku, coşku, içinde Eee yola çıktık ama oraya vardığımızda ayağım kırıklığına uğradık. O da yani Türkiye'de işte bir arkadaş dedi ki yani okuduğum şeyde Türkiye'de üç kişi bir araya geliyorsa yani bunun arasında mutlaka bir örgüt varsa arkasında Amerika veya CIA veya şey vardır onun hesabı. Böyle de demek istiyorsun. <laughs> evet, o maruz kalındı. Doğru mu orada? Tam böyle de oradaki insanlara da böyle ajanda demiyorum ama yani eee Orada e, bizim yapmak istediğimiz eylemi provoke eden bir grup. E, saat 2'de program olacağı saatten önce saat 10'da falan oraya gidip oradaki e, çeşitli bölgelere taşlar yığınaklar yaptığı ve işte benzin bilimlerıyla yığınaklar yaptığı, Biz vardı da bu, başlayacağında orada fermi, güvenlik güçlerimize ondan sonra taşlı sopalı saldırıyla olayı prof olarak ettiklerini gördük. Bu da maalesef. E, Hoş olmadı işin doğrusu yani. Tabii. E, Maksada görüntüler ortaya çıktı. Birincisi yani biz hiçbir zaman yani oradaki polisler bizim çocuklarımız o üniformaları çıkardığı zaman onlar da senden benden senin benim gibi bir insan. Yani onlarla karşı karşıya gelmeyi ve onlara bu kavramı etmek gibi bir düşüncemiz oraya katılan insanların hiçbirisinde böyle bir şey yoktu. Biz sadece sivil eylem olarak işte konuşmalar yapılıp yani protestomuz yapıp geri dönmekti. Aslında dikkatleri oraya çekmekti maksat. Evet. Yani e, Blinken'ın ziyaretinde e, Türkiye'nin kitle olarak Amerika'nın üstüne e, ameliyata tabiriyle bir baskın yaparcasına miting yapmak e, bir mesaj vermekti. Ama bazı gruplar maalesef provokatlar evet. yani olay. Siz evet. tabi sıcağı sıcağına yaşadınız bu bugün. Tabi yani Amerika işte bu işin arkasında sen varsın. Yani yapma bunu. Yani 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 burası Müslüman ülke. Yani evet. bu mesajı... Maalesef Fahri abi yani e, Filistin-İsrail Savaşı'nın gezik modern bir Haçlı Savaşı aslında. Evet. Yani yedi düvel bir araya gelmiş. Ee, hani zaman zaman e, gazetecilerin e, yorumlarında da konu olur. İki milyar Müslüman alemi Türklüğüyle boğabilecekken 10 milyon nüfusu bir İsrail, bir Yahudi topluluğunu bugün o birliktelik olmamasından kaynaklı bir katliam var. Bir kıyım var. Temennimiz e, inşallah tez zamanda son bulması. Ama tabii bizim yöneticilerimizden de özellikle daha güçlü ses çıkmasını bekliyoruz. Yani vatandaş bu tepkiyi ortaya koyarken siyasilerin de daha güçlü tondan hani eee tweet atarak değil ama e, somut bir şeyler ortaya koyarak buraya bir dur denmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık e, ben olaya e, yöneticiler dünya ülkelerindeki yöneticilerden de daha çok hatlar nezdinde bu e, Filistin onay bir e, uyarıcı ve uyandırıcı yönünün olduğunu görmekteyim. Bugün işte gelir ki haberleri de izledim. Amerika'da, Kaliforniya'da ondan sonra işte Amerikan e, başkanlığının önünde işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinde binlerce insan, binlerce insan işte Filistin'e destek gösterilir. Abi yapılıyor doğru ama bir aydır ortada bir katliam var. Evet. Yerinden yurduna edilmiş bir gazze var. Yani haberleri izlemeye vicdanımız el vermiyor. Görüntüler gerçekten insanı üzüyor, kahrediyor yani. Artık somut bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani yerle eksen edilmiş bir gazze var artık. Tabii. Yani az önce ifade ettiğin e, atılanın 7-8 katı bomba atılmış. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. E, tabii e, olay acı, olay bir e, şeyden şeyden sonra trajediden sonra şeye döndü. Matematiğe döndü. İşte bugün şu kadar adam öldü ya işte bugün şu kadar adam öldürdü şeyine döndü. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu onu çok uzun yani saatlerce onu sap yani onayı bitiremeyiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani e, biliyorsunuz e, bizim kitabımızda e, işte Firavun'dan bahsedilir. Firavun ne yapmıştı? Aslanlaşmıştı. Tuyar etmeye başlamıştı. İşte büyücüler geldi ona dediler ki işte bir tane erkek çocuk çıkacak senin tahtına yerle bir edecek. O da o yıl doğan bütün erkek çocuklar hepsini Katlet. katletti. ama bir tanesini katledemedi. O da kimdi? Musa'ydı. İşte bu süreçte ne oldu? Hazreti Musa peygamber olarak geldi ve o Firavun'un yani böyle e, düşün ki gücü yani kuvvetiyle işte e, Firavun'a yardım eden Haman'ın ordularının e, şeylerin e, hazinelerinin e, şeyini yani şeyler taşıyor. Büyük böyle kater yüklü devler taşıyor. İşte orduları desen o kadar güçlü. Hiç kimse karşı koyamıyor ama ne oldu? Hızır Deniz'de boğuldu gitti. Allah'ın izniyle belki biz yani insan olarak şunu hemen böyle işte bu işi yapanların birden cezalandırılmasını, birden böyle sonucun alınmasını istiyoruz ama yani uzun sürede bu olayların İsrail'in aleyhine olduğunu, bu İsrail'in yani e, bu süreçten sonra artık dünyada özgürce ne bağımsız yani insanlar daha böyle bir olarak yaşayabileceğini Yahudilerin ben e, görmüyorum. Yani dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Yani bu yüz karasıyla bu çocuk o katili şekliyle utançla, bu, yaşam. utançla İfade ettiğin gibi zaten bir korku hali mevcut. Yani İsrail her yeni bir ülkeye uyarıyor, vatandaşlarını uyarıyor. Dikkatli olun, toplu ortamlardan uzak durun. İsrail vatandaşı olduğunuzu söylemeyin. Yahudi simgelerini bulundurmayın tarzında uyarılar yapıyor. Bu bir korku hali ama tabii bunlar yaşanırken üzücü tarafı katliam devam ediyor. Demek istediğim soluk bir şeyler yapılması gerektiği. İnşallah tez zamanda bu inşallah mezar Duamız, temennimiz bu. Ee, abi var mı bu konuda söylemek istediğin başka bir şey yoksa ben Hı. mevcut gündeme dönmek isterim. Ee, yerel seçimler, malum 31 Mart yerel seçimleri artık e, sayılı günler kaldı. E, bu süreçte işte, öndüğünde AK Parti aday adaylıkla ilgili e, sürecini açıkladı. 9 ila 17 Kasım tarihleri arasında aday, aday adaylığı başvurularını Hı. alacak. Ee, süreç resmen başlamış oldu AK Parti kanadında. Diğer partiler de tabi buna bağlı olarak devam edecekler. Seçimin yerel yansımaları Seydişehir'de nedir durum? Adaya adaydan açıklayan e, birkaç isim var ama tabi artık bugündeyle itibaren bu daha resmiyetle kazanmış olacak. Seydişehir'de ne olur? Nasıl görüyorsun? Konuşan isimler kim? E, bunu almak isteriz. Hala e Şimdi bu tabii ki e, yerel günden biraz böyle geç kaldı. Yani şimdiye kadar bu işlerin aday adaylarının ortaya çıkması böyle bizim basın açısından yani e, şimdiye kadar izlediğimiz seçimlere göre bakarsa olaya biraz e, değil çok geç kaldı. Evet. Bu da e, geçtiğimiz dönemde yakın bir zamanda yaşadığımız bir seçimden sonra insanlar böyle biraz e, yok Yorgunluk. bir Moduna girdi ee, ve işte partilerin bu işi böyle genel merkezlerde yani biraz daha böyle yerindeyse böyle hazım yani yetmemesi, yugulmamasıdan dolayı e, bir beklenti mesela şimdi en büyük şey nedir? E, partilerde işte geçtiğimiz e, seçimde yaşadığımız olay ittifaklardı. Bu seçimlerde de böyle bir ittifak söz konusu. oldu. Olması kaçınılmaz gibi geliyor. Ve e, Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu partiler yani e, daha yeni yeni bu işi toplantı yaparak yani bir karara bağlayıp nasıl bir aday belirleyecekler, nerelerde kimlerin kimi destekleyeceği hususunda net bir şey ortaya çıkmadı. Ortaya çıkmayınca yani iktidar partisinden e, bir hareket olmayınca karşı taraftan da yani ufak tefek işte bazı illerde bazı büyük şehirlerde adayımız bu dense de yani bir hareket kazanmadı. Yani beklenen bir ilme kazanmadı. Yerelde ise yani Setişehir'de şimdi işte e, tabii ki yani büyük e, çoğunluk e, Cumhur İttifakı'nın yani tavrına göre yerel seçimin e, yönü ve adayı belirlenecek. Yani bugünkü bir benim Konya gazetelerinden bir tanesini bir köşe yazısından çıkan haberi ben de alıntı yaparak yayınladım. İşte e, MHP'nin e, Konya'da iki büyük ilçeyi şehri ve Ereğli'yi istediği hususunda yani arkadaşın bir görüşü var. Yani bu ne kadar doğru, ne kadar şey sadece onun görüşü ben yani bu şey olarak söylüyorum. Ve e, işte olacak yani AK Parti'nin devam edecek ilçelerde ilçeleri de saymış. Yani. Ama o da AK Parti'nin yani mevcut adayla mevcut başkanla devam edeceği ilçeler arasında Sevgişehir de yok. ondan gördüm. Ee, diğer... Özür diliyorum. Yani, bu zaten beklenen bir gelişmeydi aslında. Yani evet bugün bahse konu yazıyı ben de okudum. Ee, hatta MHP'nin ittifak ortaklığında Selçuklu ilçesini özellikle Konya Merkez Selçuklu ilçesini istedi. Bunun da il teşkilatının ezine karşılık bulmadı. Buna paralel olarak Ereğli başta olmak üzere Seydişehir, Beyşehir gibi ilçeler verilebileceği bahsediliyordu. Ee, bugün yazıda da e, Konya Postası gazetesinde e, çıkan bir yazıydı. Ee, Seydişehir'in AK Parti'ye verilmeyeceği ilgili bir kulis bilgisi tabi bu. Tabii. Ee, böyle bir gerçek var. İttifak nasıl şekillenecek henüz belli değil tabi. İfade ettiğin gibi Seydi Şehir MHP kendi adayını mı çıkaracak yoksa Cumhur İttifakı'nda MHP'ye mi vereceği ilgili bir belirsizlik var. Zannediyorum o da komisyonların çalışması, çalışmaya başladığı ilgili bir bilgi aldık. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Tabii yani şimdi evet, tüm köşede müracaatlar yetisinde başlayıp 9'da la, 9'da başlayacak 17 arasında evet, müracaatlar alınacak Parti'nin yani e, şu demektir bu 17'den 17'sinden sonra yani onayın biraz daha böyle netti kazanacağız. Yani e, tabii bu ilk programımız. bu ilk programda böyle hissetme gelmiyelim diyeysiniz. Kamuoyu kanı merak ediyor. Bugün e, gazetimiz e, Seydişer sesinde biz bir haberi taşıdık. Kendisiyle de tabii görüştük. Dün e, eski Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Musa Toplu Bey'in aday adaylığı ile ilgili bir gelişme var. Kendisiyle görüştük. Bunu teyit etti. Evet ben bu dönem aday aday olacağım noktasında. Tabi parti ismi vermedi. Bu parti AK Parti mi olacak yoksa MHP mi olacak ya da diğer partiler mi olacak? Bununla alakalı bir e, isim zikredilmedi ama. Öncesinde yine Mehmet Kacaroğlu bir önceki dönem milletvekili aday aday olmuştu. Daha aday olmuştu Yeni Derefa Partisi'nden. Mehmet Bey, e, Abdülkadir Çat Bey uzun süredir zaten çalışmalara devam ediyor. Yani i̇simler de ben vermiş olacağım. Mevcut belediye başkanımız belediye başkanı olmasından kaynaklı zaten adal partisi aday gösterecek mi göstermeyecek mi tabi bu da belli değil buna dönümüzdeki süreçte işte göreceğiz ee, yine ismi zikredilenler benim duyduğum isimler tabi ilave etmek istersen sen de ilave etmeni isterim abi ee, Ramazan Türkoğlu ismi var AK Parti'den bir ay önceki dönem belediye üyesiydi hatta AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevden ifa etti Batuhan Aydın'ın ismi zaman zaman zikredilir ee, AK Parti milletvekili adaylarımızdan. Ee, tabi resmi olarak bir başvuru yok, ortada bir gerçek var. Bu isimlerde tabi saydığımız isimler ya da olabilecek isimleri halkın ekranı olacak. Yani biz burada herkese kapımız açık, programımıza da e, çıkmak isterler, kendilerini anlatmak isterlerse önümüzdeki günlerde kapımız bunlara da açık olacak inşallah. Tabi bu senin söylediklerine kadar daha söyleyecek bir şey mi yok? Tabi yerel seçimlerde şimdi seçimi de var insan. Tabi yani her mahallede, her köyde. Muhtemelen şimdi, daha bir ateşli, daha bir daha bir şimdiden boy boy resimlerini görmeye başladık. Yani evet. e, yerel seçimde daha hareketli olur. İnşallah hayırlı olur diyor. İnşallah şehir adına kazanan sevdiği şehir olsun. Yani temennimiz bu. E, bireysel kazanımlardan ya da şehir adına inşallah doğru e, bir isim. ...şehir adına çalışacak, bölge adına çalışacak bir isim olur. Ee, önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz inşallah. Yerel seçimle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı abi? Doğal sonra. Devam evet, edelim. Sonra. Ee, yine e, o zaman ben bugün gelişmelerle ilgili de bahsetmek isterim. Bir konumuz yine konuşmuş olalım. Atatürkçü Düşünce Derneği e, dernek binasının önünde bir pankart astı malum birkaç gün önce bu pankart bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Sosyal medyada inanılmaz bir e, kavga amiyen atan ve belki kavga edercesine atışmalar yaşandı. Ve akabinde iş adliyeye taşınmış oldu. Pankart e, daha sonra bir arkadaşımız işte korkmuyoruz tarzında bir ifade paylaştı. Sonra yorumlar daha ağır ithamlara evrildi filan. Diyaret Sen ilçemizin e, imamların, din görevlilerin bağlı olduğu sendika bir suç duyurusunda bulundu. Pankart ve dernek yöneticileriyle alakalı. Ve akabinde Atatürk düşünce Derneği de karşı bir suç duyurusunda bulundu. Şehir tabii son 2-3 günde de bunu konuşuyor. Bu konuyla ilgili e, görüşlerin neler? Edindiğin yeni bir bilgi var mı? Bunu senden de alalım. Şimdi e, konu aslında yani sosyal e, medyada ne kadar etkili olduğunu gösteren bir konu. Yani şimdi normalde bir başka kişinin duyacağı bir afişi, bir göreceği bir afiş, medyada paylaşılmazsa paylaşılmaz. Ya bir anda farklı bir boyut yani kazandı. Yani şimdi insanlar tartışıyor bu konuda. Tartışılması şey değil. Yani tartışılabilir bir konu ama ben işte bu konu tabii ki medya boyutuna bir haber yaptım. baktım böyle bizim. E, haber sitesinde de yayınladığım şeyler bak. Yani tartışmayı kavga e, boyutuna, hakaret boyutuna götüren yani ifadeler ifadeler e, veya işte vatan sevgisi ondan sonra işte sen vatanı şu kadar çok seviyorsun ben bu kadar çok seviyorum tartışmalarına götüren boyutlar var. Yani bunlar e, tartışılmaması gereken yani bir kim hangi Türkiye'de kim olursa olsun hangi düşüncede olursa olsun yani bir insanın bence vatan sevgisi tartışılmaz. Yani o boyutlara gelmemesi lazımdı. Yani hakaret, vari tartışmaların, tartışmaların olmaması gereken istenmeyen bir şeydi. Yani ben aşırı uçların bu noktada daha böyle bu olayı provoke ettiği kanaatindeyim. Yani bu şeyin yani kimseye fayda sağlamayacağı fikrindeyim. Tabii e, büyük bir yer değil köşeyi döndüğümüz zaman karşı karşıya geleceğiz. Yani e, olayı çok kaşımadan, büyütmeden aslında kapanması gerekiyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla hani ok yaydan çıktı görünüyor. İki taraf da geri adım atmış değil. E, kararlıklarını kararlılıklarını ifade ediyorlar. E, artık mahkemede görülecek. Tam yargıya taşın. yargıya taşın. iş. Tamam. Yani mahkemede mahkeme karar <laughs> verecek. Evet. E, sevgili izleyenler Kısa bir araya geçeceğiz. Akabinde birlikte yeni konuları görüşeceğiz inşallah. Şehir ve Gündem programımıza devam ediyoruz. Evet abi, şimdi günün bir diğer haberi de İyi Parti'nin emeklilerle alakalı başlattığı bir imza kampanyası var. Yine buna paralel olarak aynı mekanda İHA'nın e, Gazze ile alakalı bir resim sergisi var. E, İyi Parti'nin emeklilerle alakalı imza kampanyasıyla girelim inşallah. E, emeklilerin durumu nedir? Sen de bir emeklisin, yetirebiliyor musun İmza kampanyasına? destek verdin mi ee, de alın. Bala, e, senden de alalım. Valla İYİ Parti'nin emekliler paylaştığı işte e, maaşların maaşlarının ve sosyal haklarının iyileştirme hususunda böyle, imza kampanyasını canlı gönülden destekliyorum bir <laughs> emekli yani şimdi e, bu emeklilerle ilgili süreç e, ve emeklilerin uğradığı haksızlık bu seçimde daha net ve açık olarak görülecek. Yani hiç kimse bunu hesap edemiyor. Ben bir emek olarak buna hakkımı savunmadığına söylüyorum. Ee, şimdi Türkiye'de işte seçimden önce e, 8 milyon. 8 bin TL. İyileştirme, evet. iyileştirme verildi verisi. Ama öbür taraf takımlara hiç verilmeyince insanlar bir anda böyle etkisini ortaya koyuyor. Etkisini ortaya. O zamandan beri doğru koydu. Yani şimdi verilmeseydi, onlara da verilmese, bunlara da verilmese bir şey söz konusu değil. Tepki bu kadar yüksek olmazdı da onlara 8 milyon veriyorsun. Evet. 8 bin lira veriyorsun ama bir tarafta 7,5 lira bağış alan insanlar var. Yani her şey, çarşı, pazar, sokak her şeyi böyle almış başına gidiyor. Yangın. O, yani. Yangın yerine dönmüş. İşte önümüz işte yakıt parası, şu parası, bu parası derken. Yani bu işi eee Tabii ki iyi parti bu noktada iyi bir çalışma yapmış. Başka muhalefet partilerinin de desteklemesi ve bu noktada emeklilere hakların verilmesi adına her şeyi destekliyorum ve e, olumlu bir e, çalışma diyorum. Evet. Tabii iyi parti bunu sadece Seydişehir'de, Yurt Genelinde e, planlıyor, her yerde yapıyor. Konya'da yaptı, Ilgın'da yaptı, farklı şehirlerde devam ediyor. Bugün de Seydişehir'de il başkanı ile birlikte ilçe başkanı Yılmaz Önderci ve ekibi bir çalışma yürüttü. İmza kampanyası düzenlediler. Gördüğümüz kadarıyla da yoğun bir katılım oldu imza evet. kampanyasına. Tabi ifade ettiğin gibi emeklilerin 7500'e geçinmesi şu şartlarda mümkün değil. Zira Seydişehir'de ortalama ev kiraları 10 bin lira. Yani 15 bin liraları duyuyoruz. Yani bu şartlarda emeklilerin geçinmesi gerçekten zor. Muhtemelen yerel seçimler öncesi de herhalde bir hükümet kanadından iyileştirme olur diye düşünüyoruz. İyileştirme olabilir ama iyileştirme e, emeklilerin gönlünü alın mı ve emekliler <laughs> bu noktada bir şey hesabını sorar mı soramaz mı? <laughs> Tövbe bunu gösterelim. E, çünkü emekliler büyük bir kitle yani e, EYT'liler de sayarsan 17-18 milyon emekli var. Aslında büyük bir sosyal güç. Yani bunun partilere, pırtılara veya bir şeye koymanın kendileri yani bir sosyal e, şey olarak demokratik halk olarak kullansa ama büyük bir çoğunluğu da yaşlı grubundan veya şey olduğu için hiç kimse şu anda sesini çıkan diyor. Biz İyi Parti örneğinde olduğu gibi diğer siyasi partilerin de konuya sahip çıkmasını emekli adına buradan istiyoruz. Şimdi doğrusu ilçe başkanlarından o hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Uzun zamandan beri de e, maalesef AK Parti, MHP, CHP, Saadet, diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarında aktif muhaliflik görevini yapmadığını düşünüyorum ben bilmiyorum katılır mısın abi ama e, tabi seçimler geldi muhtemelen sahada daha yoğun görmeye başlayacağızdır kendilerinde Tabii ki yani önümüz seçim yani partilerin e, şey yani başarı ve başarısızlık e, belirleme şeyi seçimlerdir eğer şimdi yani ortada yok varsa vatandaş da yarın yani seçmenler de onlar ortada adı yani görmeyecektir. 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 Yani evet. Onun için çalışmak zorunda Parti şeylerini sözlürebilmeleri için. Tabii yani bir sorumluluk makamına geldiyse kişi, ilçe başkanlığı görevini ifade ediyorsa toplumu hassasiyetlerini, sorunlarını görmeden gelemez. Evet. Bu noktada ben her zaman ifade ederim. ilçe başkanlarının tamamını sayfalarımız açıp internet sayfaları, gazete sayfaları açık yani ifade edebilirler. Sorunları ifade edebilirler. Vatandaşın açıklamalarını ama bilirler. bilirler. Evet, dedim ya yani seçimden sonra böyle bir yafunluk böyle bir metal yorgunluğa geldik. Herhalde hiç kimse de fazla böyle bir daha motive olamadılar yani. Evet. Yani e, siyasi partilerde liderler de yani yerel seçimi daha ben motive olamadıklarını görüyordum. Evet ama saha ısınıyor, saha ısınıyor ilçe başkanlarında artık uykulardan uyumazsa gerektiğini düşünüyoruz. Evet diğer konu BİHA'nın resim sergisi. Ee, bugün e, ben de orada bulundum. Özellikle öğrencilerin oraya e, ziyaretlerinde duygulandıklarını da gördüm abi. Sen de protokol açılışında e, oradaydın. İzlenimlerini aldım resim sergisiyle alakalı. Şimdi resim sergisinden önce e, kısa bir şey aktarmak <laughs> istiyorum. E, Japonya'da doğan her çocuk ilkokul çağına geldikten sonra Hiroshima'ya götürürüz gelmiş ve Dilermiş ki bak burası işte bizim e, insanlarımızın öldürüldüğü yer Şubadır Bombay'la erişim. Bana evet. büyüklüğünü anlatılarmış. Evet. Çocuklara ben e, olduktan sonra ikinci sefer bir daha gittikten sonra baktım. İlki o var güzel çocuklar yani, gelmiş. Evet. Baktım ben ilgili resimler izliyordur Dedim ki bu çok önemli. Yani bu orada çocuk öldürülmesi, orada sivil katlayan, orada zulüm, oradaki, oradaki Yani e, ahçaklığı bu çocukların zihinlerine kazınması lazım, görmesi lazım dedim. Bu noktadan çok resim sergisinin, Allah razı olsun arkadaşlar. Yani resim sergisinin bu boyutunun daha etkili olacağını düşünüyor ve bu şekilde bu çalışmanın tüm çocuklar belki oraya gelemez, bu hazırmışlar. Bu resimlerin okullara gidip Okullarda çocuklara gösterilmesi sevgilenmesi. Sevgilenmesi nasıl ben hatırlayayım. Katılıyorum abi. Bu noktada e, başta İHH Günleri Abdülmuttalip Demirel kardeşimiz ve Tahsin Işık olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Yani ortada güzel bir çalışma var. E, yapılan çalışma gerçekten kaliteli bir çalışma olmuş. Resimler teşhiri sevgilenmesi noktasında. Ee, önümüzdeki günlerde farklı alanlarda muhtemelen bu devam edecektir. Hassasiyetler için hasreten teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, bir diğer siyasi gündem son dönemlerin CHP'nin kongresiydi abi. Malum uzun yıllardan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, görev bırakmak durumunda kaldı. Seçimi kaybetti Özgür Özel'e karşı. Seydişehir özelinde de Seydişehir ilçe örgütü yenilikçi hareketi destekliyordu biliyorsun örgü özel, destekleyeceği ilgili beyanatlar da bulundular. Basın açıklaması yaptılar. Ee, bunun sedişere yansıması sence nasıl olur? Şimdi e, şunu söylüyorum. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu seven seçimden sonra bunu bırakması, yani bilmesi gerekiyordu. Yani, bunu yapmayınca yani e, siyasi toplumun kendi partisinin şeyine dayanamadı ve yani bunu seçimine götürdüler yani. Yani e, gideceği belliydi. Sedişehir e, ve Konya teşkilatı. Yani Özgür Özel'i destekliyordu. Ve e, değişiklikte, yenilikte fayda var diyorum. Yani böyle e, inşallah Türkiye için yani e, daha hayırlı olur. Daha böyle üretken yani e, iktidar ne kadar önemliyse muhalefette o kadar önemli. Yani, eğer iktidar eee bir gün çalışmıyorsa bundan muhalefetin büyük suçu var demektir. Muhalefet görevini yapmıyor demektir. Yani daha iyi muhalefet, daha böyle kaliteli bir muhalefet, daha yapıcı, daha milletin faydasına, daha toplumun faydasına muhalefet e yapar ümidiyle yeni gelen arkadaşları daha erkenden yani böyle hemen e bir yerlere oturtmaktansa bir bakıp seyredelim, bir görelim bakalım ne yapacaklar. Ya burada ne yapacak. bir eleştiri oldu Konya özelinde merkez kara yönetim konuda Konya'nın ismin olmadığı ile ilgili sezenişler var. Yani Türkiye'nin birçok yerinden parti yönetimine girenler var. Zannediyorum bir Akşehir'den bir bayan MKYK'ya girdiğini ben öğrendim ama bu konuda bir bilgin var mı? Bu konuda bir bilgin yok ama eğer öyleyse yani bu Konyalıların siyasi noktada büyük eksikliğidir. AK Parti'de de aynı sorun yaşandı. Maalesef. Geçtiğimiz evet. AK Parti veya kasına işte Olan insanlar size yani diver yeniler, yerine yeniler almadı. Eğer yani CHP'de de böyleyse o yarı siyasetle siyasilerin büyük eksikliğidir. Işte. Hani bu, bunu, evet. bunu bir gözden geçirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet abi. Bunun dışında söylemek istediğin herhangi bir şey. Bunun dışında söylemek istediğim bu ilk programımız. Yani bundan sonra daha farklı formları, farklı şekilde farklı insanlarla işleyebiliriz. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki süreç yani yerel seçim, yerelin çok konuşulduğu ve e, biz burada aslında böyle e, kamuoyunun yani kamuoyunda beklentilerin e, insanların düşüncelerini, insanların desteklerini gündeme taşımak. Bu amaçta yani hiç kimse yani hakaret, hiç kimse kötü hiç kimse şey olma, amacı olma gibi bir hali Niyetimiz yok. <laughs> Bu düşüncelerle bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz Fazıl abi. Tabi e, biz şehrin gündemini, sorunlarını gerek gazete sayfalarında gerek sosyal medya sayfalarımızda dile getiriyoruz. E, Youtube üzerinden de görsel basın üzerinden de var olma noktasında daha önce başlamıştık. Bugün ortak yayınla birlikte devam ediyoruz. E, derdimiz Seydişehir'in daha iyi yerlere gelmesi. Tabii, abi. Abi burada kimse angaj olmuşluğumuz vesaire yok. Kimseden bir herhangi bir siyasi desteğimiz vesaire söz konusu da değil. Açık bir sorunları ortaya koyacağız. İlgili muhatapları cevap hakkı her zaman vardır. Dönüşüm yapabilirler. Ee, burada konuk da alabiliriz. Doğru mu? Sevgili izleyenler, Şehir Haber ve Nota Medya ortak yayınıyla sizlerleydik. Bu tabi ilk ortak yayınımız. Önümüzdeki günlerde yine yayınlarımıza devam edeceğiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz.